Ama şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray şampiyon olamayacaksa, bu da Sinan'ın dediği doğru, Cagne adlı bir oyuncu yüzünden olmayacak. Cagne kötü bir oyuncu. Yani daha şu yanlış konu. Cagne büyük hedeflerin oyuncusu değil. Cagne Galatasaray'ın santraforu değil. Eren güçlü bir Eren. Fundamental, koklama, vuruş tekniğiyle 3 tane Cagne eder. Kötü oynadı başka. Eğer Beşiktaş şampiyon olacaksa bunun da tek adamı vardır. Kim ne derse desin. Ben anlamam. Laiçmiş, şuymuş buymuş. Tek adam Burak Yılmaz. O kadar basit. Ha kim şampiyon olur? Gerçekten bunu kestirebilmek mümkün değil. Çok zor hocam. Mümkün kimse değil, burada iki puanı kaybı çok arayacaklar. Bak haftaya ki nereye gidiyor? Geliyor Beşiktaş geliyor. Yenice garanti mi değil? Sonra ertesi hafta nereye gidiyor? Bir göstersenize kalamazsın arkadaşlar. Nereye gidiyor? Rize formda bir taşı. Cagne'yi boş verin şimdi. Beşiktaş'ın 7 tane falan attığına bakma. Bu değil arkadaşlar. 7 şimdi oldu işte. 7 tane attı Beşiktaş. Bak Rize'ye gidiyor. Sonra Beşiktaş bak. Bu 3 maç ne kadar önemli? Bu Rize takımı. Bu Rize takımı bu Konya takımından daha iyi takım. Aynen öyle. Bakın. Daha fazla iyi yani. Mükemmel bir takım. Evet. Ve harika oynuyorlar Okan Buruk. Mükemmel oynuyor. Düşün abi. Beşiktaş'ın 7 tane falan attığını bakma. Arkadaşlar şu 3 maça bak abi. Sen Konya gibi takımı yenemiyorsun. Sen bu 3 tane takımı mı yeneceksin? Beşiktaş'ın da Trabzon deplasmanı var. Beşiktaş, Rize, Başakşehir abi. Gökmen abi. Beşiktaş'ın da Trabzon deplasmanı var. İçeride Alanya var. Alanya içeride geçebilir. İçeride olduğu için Beşiktaş'ın da zor bir virajı var Trabzon. Şimdi bakın baktığın zaman fikstür olarak aslında abi mesela ben dünkü Ankara gücünü gördüm. Bugün dünkü Ankara gücüne bakıyorum. Bugün Konya'ya bakıyorum. Abi dağlar kadar sana bir soru sorayım mı? Müthiş bir Ankara gücü takımı var ya. Dünkü Ankara gücü Beşiktaş ikinci golü atana kadar mahvetti ya. Bakma bireysel kazandı dün Beşiktaş. Burada görüp de Bangkok diyebileceğim maç var mı? Ben bir tane maç görüyorum. Bir tane. Bakın 12 maç var doğru mu burada? 4, 8, 12 maç oynanacak. Evet. Ben, hangisinin tek, hocam hangisinin? Bir tek Bangkok maç var. Ben hangi takımı? Beşiktaş Kasımpaşa. Son maç. Hocam ben sana bir şey... Başka ben banko görmüyorum var. Burada. Hocam hangisi? Şunu söyleyeyim sana. Son haftaya Başakşehir lider girdi diye. Evet. Alanya'yı yenerse şampiyon olacak. Var mı garantisi? Var. Var. Nasıl Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı yenme garantisi varsa, Başakşehir Alanya'yı son maç yenip şampiyon olacaksa ismimi değiştiririm. Eğer ters bir şey olursa Başakşehir Alanya'yı yener ve şampiyon olur. Ama Başakşehir şampiyonluğu kaybedecekse manasız takımlar kaybetti. Hayır. Erzurum beraberliği. Hocam bak maçın oynanma şartları vardır. Mesela bu hafta Başakşehir Alanya maçı oynansa senin dediğine katılırım. Garanti bir maç diyemem. Ama maçın oynanma şartları vardır değil mi? Bir küme düşmeye oynadığın bir maçta başka türlü oynarsın. Hiç puana ihtiyacın yokken başka türlü oynarsın. Dolayısıyla Başakşehir son maç lider girerse Alanya'yı yenip şampiyon olacaksa banko maçtır. Banko maçtır. Bak sana söylüyorum. Ta ki Beşiktaş'ın hani ben sana bir şey söyleyeyim daha öteye gideyim. Sivas deplasmanı çok zor değil mi? Galatasaray son hafta Sivas'a lider gitsin. Lider gitsin. Sivas'ın da eğer küme düşme tehlikesi kalmamışsa ki kalmaz Sivas yaşamaz küme düşme tehlikesi diyorum. Yaşamaz. Galatasaray Sivas maçı da bankodur. Banko Galatasaray kazanır. Sivas'ı yenip şampiyon olacaksa. Görüntü. O açıdan söylüyorum. Başakşehir Sivas'ı yener mi? Yenebilir doğru mu? Yenebilir. Dünyanın sorunu yenebilir. Ama hocam son hafta oynamak da şimdi mesela şimdi çok zor. Tabii ki. Ha, onu söylüyorum. Her maç zor benim için. Evet şu maç Sivas'ı zor. Yenme ihtimali var mı? Var. Var tabii canım. Dönüp Ankara gücünü yenebilir mi? Tabii. Etti mi 6 puan? Evet. 68. Evet. Galatasaray Beşiktaş maçı berabere biterse çok mu absürt bir sonuç olur? Hayır. Zaten en yüksek oran o bence. Aynı Galatasaray gitti. Rize ile de berabere kaldı. Aldı mı 2 puan? 62-68. O zaman Başakşehir Galatasaray maçına neredeyse şampiyon çıktı. Evet. Ama gel bakalım. Ters oldu. Başakşehir'in bu çöküşü. Sivas'ta puan kaybetti. Beşiktaş geldi Galatasaray'ı yendi. Beşiktaş da harika bir lig yani. Tabii. Yani onun işi demek ki harika bir lig oldu. Bu işten kim karlı çıktı biliyor musun? Harika bir lig oldu yalnız. Yayıncı kuruluş bu işten çok karlı çıktı. Evet. Bir futbol severler anormal keyif alıyorlar. Bir tek üzüntülü camia var maalesef. Ya biz bu hocam, tatlı yarışın içinde değiliz. Biz... Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler. Galatasaray taraftarları. O niye bağırıyor adam? İstanbul Havalimanı'nda bilmiyorum hocam. Şimdi ekrana geldi zaten. Sercan'a mı cümle? Sercan Dikme orada şu anda. Galatasaraylı taraftarlar geliyor. Yeni havalimanından görüntüler. Birazdan Galatasaraylı taraftarlar gelecekler. Görüntü böyle kalacak bir süre. Evet, yalnız şöyle bir şey var. Önümüzdeki hafta Cuma günü oynanacak Sivasspor Başakşehir karşılaşması. Çok enteresan. Başakşehir kazanırsa
pazar günü Galatasaray Beşiktaş maçı berabere biterse bence Başakşehir şampiyon olur. Katılıyor musunuz? Ne diyorsun? Bir daha söyle. Sivas Spor Başakşehir maçını Başakşehir kazanırsa evet. Pazar günü Galatasaray Beşiktaş maçı berabere kalırsa Başakşehir'i artık bırakmaz. 4-5 puan oluyor çünkü. Doğru abi bakın. Aynısını ben doğru 4-5 puan. Aynısını söyledim. Bundan 3 ay önce diyordum ki. Bu bir günah çıkartma. Bravo. Bakın arkadaşlar. Doğru. Günah çıkartma. 3 ay önce diyordum ki Başakşehir muhtemelen Göztepe maçından sonra 10 puan üzerinde fark atar diyor. Evet, evet. Havlu attılar. Evet. Havlu attılar. Ama eğer hocam, bugün Galatasaray kazansaydı kazanabilirdi. Tabii. Cagne birazcık futbolcu olsaydı. Bak Sinan Eren o pozisyonu yakalasın ayak içiyle köşeye bırakır. Tabii canım Sinan Gümüş vardı elinde. Bu nasıl bir koordinasyonsuzluk? Vücut böyle bir gidiyor sola gidiyor bir sağa. Tabii hocam yani, ya. Bu iş belli olmaz ama tabii Beşiktaş Galatasaray maçı berabere bitip de Başakşehir Sivas'ı yenerse Başakşehir o bütün o geri 3-5 haftalık sıkıntılı çok, dönemi tamir eder. Hocam çok bir şey öğrenmek istiyorum. Bu şimdi kurallarda ne der bilmiyorum. O kadar yani bu işi incelemiyoruz. Üstünde durmuyoruz. Mesela hocam şimdi cuma günü dediğiniz gibi Sivas Spor'u Başakşehir yenerse Galatasaray Beşiktaş maçının oynanma şekli daha başka bir şey olur. Kesin. Tabii. Birbirini bu şeye giderler. Evet, evet bambaşka bir şekilde olur. Yenmeye gider. Yenmeye gider. Ve hatta şunu söyleyeyim sana. Başakşehir Sivas'ta cuma kaybettiği an Beşiktaş maçı kazandı mı lider oluyor. Bakın hocam puan puana gelir. Hayır önüne geçer şeyin. Nedir o? Galatasaray'ın önüne geçer. Lider olma ihtimali var Beşiktaş'ın averajla. Doğru. Başakşehir'i yakalıyor. Doğru. Bir de cuma günü diyelim ki Başakşehir yendi ya da kaybetti bambaşka bir maç oynadı. Doğru. Aynen. Şimdi diyorum ki acaba kurallarda şöyle bir şey yok mu? Böyle duruma gelmiş birlikte. Son iki hafta. Son iki hafta. Avrupa'da ne diyor? İngiltere'de kural, öyle bir kural yok. Yok. Teamül. Avrupa'nın önemli liglerinde. Evet. Son iki hafta. Son iki haftadan daha geniş bırakmazlar. Yani mesela bazı Hollanda'da falan son hafta galiba. Öyle yani mi? Aynı saatte başlatıyorlar. Evet. Ama Almanya, İngiltere. Son iki hafta diyor hocam. Son iki hafta. Avrupa'nın o futbolda ileri gitmiş ülkelerinde benim bildiğim. Böyle bir FIFA kuralı yok. Yok işte. Böyle bir FIFA kuralı olamaz. Sana ne istediğim maçı istediğim saat. Hayır bunu Türk Futbol Federasyonu yapabilir mi böyle bir şey? Sinan abi. Yapar ama son iki hafta diye bir teamül var. Eğilim var yani. Allah hocam çok Sinan enteresan. Abi merak ettiğim şu. Bu tabloya en yakın dönemde şahit olan insan sizsiniz. Evet. Ve bunu 100. yılda yaşadınız, sonrasında yaşadınız, gördünüz. Geçen sene hepimiz yaşadık. Hayır şunu söylüyorum. Saha içerisinde geçen hocam. Yeşil saha içerisinde. Evet. Saha içerisinde. Hocam. Sinan abi ne oluyor şu anda? Yani Fatih Terim uçakta ne düşünüyor? Şenol Güneş bak, şu anda Apo çok güzel bir şey söyledi. Abdullah Avcı ne yapıyor şu anda? Bak şimdi Apo çok güzel bir şey söyledi. Cuma günü Başakşehir maçının oynaması her iki takımın da lehine. Şimdi Başakşehir diyelim yenildi Sivas'a. Tamam. Yenildi. Beşiktaş'ta Galatasaray'da beraberlik ikisinin de işine gelebilir. Kontrollü oynayabilir, dikkatli oynayabilirler. Bak kontrollü oynayabilir. Hele Galatasaray der ki berabere de bana yarayabilir de. Tabii. Sivas yenilirse. Ona göre bak onları düşünüyorlar. Ama diyelim ki Başakşehir yenildi. Şey yendi. Başakşehir. Galatasaray mutlak yenmek isteyecek. Doğru. Mutlak yenmek isteyecek. Tabii. Dolayısıyla Beşiktaş da aynı şekilde mutlak kazanmak isteyecek. Çünkü sen demin güzel bir şey söyledin. Eğer Galatasaray ile Beşiktaş berabere kalırsa Başakşehir Sivas'ı yenerse vermez. Ben ama yine katılmıyorum buna. Hiç belli olmaz. Bakın ben bu Ankara Gücü takımını gördüm. Çok tempolu, hızlı oyuncuları var. Tamamıyla Başakşehir takımına ters gelen bir oyuncu yapısı da bağlı. Başakşehir'in savunma yapısı biraz yumuşak. O Epriano'dan sonra biraz takım değişti. Aynen. Dolayısıyla yumuşak ve hızlı bir takım Ankara Gücü'nün içerideki maçı ve Başakşehir içeride çok zorlanıyor. Hatırlayın. Kaç senedir Ertem seninle ya. Burada yaptığımızda ne dedik? Başakşehir'de evet. Bir sıkıntı var Anadolu takımlarına ya karşı. Öteye konsantrasyonda gitme, öteye zorlanıyor. Gitme. İki hafta Rize beraberliği içeride. Gene içeride Göztepe mağlubiyeti. 4 puan. 5 puan kaybettiler. 1 puan aldılar. 3 tane. Hayır 2 maçı kazansalar da lig bitmişti. Neydi? Şimdi var ya Ahmet Hoca çak koydu. Elim sende oynuyor. Zaten benim hesabım buydu. Şimdi biz o 2 maçı Başakşehir'in Göztepe ve Rize maçını kaybetmeden önce fikstürü koysalardı bize. Galibiyet ne diyecektik? Verdik galibiyet, ya. Galibiyet derdik. Başakşehir içeride bu şey. Demek ki Dicle'yi kaybetti. Evet. İşte demek ki ne kaybetti? Demek ki arkadaşlar demek ki şu konu ne? Kolay maç falan yok. Ankara Gücü'de içerideki maç kolay değil. Değil tabii. Beşiktaş'ın Alanya'sı kolay değil.
Galatasaray'ın Çaykur'u falan deplasman falan filan. Bak kolay Rize'yi değil. Mesela Rize'de hiç yenmek şu anda. Bakın hiç kolay Rize'yi maç yok. Rize'de yenmek çok zor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada Beşiktaş'ın şimdi şöyle bir şey var. Bak Galatasaray deplasmana göre sonra Trabzon var. Evet, Alanyaspor çok iyi futbol oynayan bir takım. Sonunda Kasımpaşa'na kesinlikle yener. Ama burada benim hayal kırıklığım şu. Bugünkü oynanan maçta gerçekten Galatasaray'ın mükemmel basın bir performans göstereceğini. Çünkü Malatya maçında Türk Kupası'nda 4-1, 5-1 mi ne? 5-2. 5-2 bitti maç. Ya şimdi o maça baktığım zaman o Onyekuru falan. Cagney'in girip sonra işte o Yunanlı oyuncu... İsmi ne onun? Mitroğlu. Evet. Girdi gol attı falan. Anladın mı? O maçla mükayese kızım, ediyorum. Diyorum ki ya, kesinlikle diyorum. Yani Malatya Konya'dan daha agresif bir takım. Daha çok koşan iyi mücadele eden bir takım. Kesinlikle kalsın. Dedim. Malatya yendiler. Konya'yı da yener diye düşünüyordum. Evet. Ya olacak şey değil ya. Göçmen abi. Bir... Ama aynı şey. Çok özür diliyorum Erkancığım. Evet. Fatih Terim aynı şekilde futbolcu üstünde devam et hoca. Devam et. Gidip de o hakem falan diye ağlama, kelimelerle ağlama lütfen. Tam lütfen. Şimdi ağladın mı? Tam şimdi geldi ya. Ağladı demeyelim. Yok Fatih ya. Hoca'nın bir basın toplantısını izleyelim abi. Bir Fatih Hoca. Bu arada İstanbul Havalimanı'na inmek üzere Galatasaray takımı. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın kısa da olsa bir özel röportajı var bize yaptığı. Onu ekrana getireceğiz ama Fatih Hoca bekliyor, onu bekletmeyelim. Basın toplantısında neler söyledi? Fatih Hoca'nın açıklamalarına katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Derin Futbol Bizce etiketine yazınız lütfen. Evet. Biz daha yüksek performans göstermeliydik. Buna ben de kabul ediyorum. Ancak buna rağmen kazanabilirdik çok rahat. Ya bazı pozisyonlar var ki, şimdi bazen karşı karşıya kalınan pozisyonlara %100 gol pozisyonu denir ama bazen de 3-5 oyuncuyla koridora bir top atıldığında rahat rahat herhangi birinin gol yapacağı bir ortamda bayağı geldi, özellikle sağ taraftan. Tabii doğal olarak önemli bir avantaj yitirdik. Buradan lider dönseydik bir beraberlik hakkımız bile olabilirdi ama şimdi kalan 4 maçı kazandığımız takdirde yine değişen bir şey olmuyor. Zor mu? Kolay değil. Zaten hiçbir şeyi kolay da elde etmiyoruz. Burada tabii önemli olan oyunun kalitesi değildi. Önemli olan mücadeleydi. Çünkü zaten kapanan bir rakibi açmak çok kolay bir şey değil. Onun için yani oyun kalitesinden önce mücadelenin biraz daha yüksek seviyede olması lazımdı. Belki bulunan durum onları da psikolojik olarak etkilemiş olabilir ama buna rağmen 4 maçımızı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kaybedilen puan hiçbir zaman avantaj olmaz. Hayatım boyunca da ben takımımı hiçbir gün ne böyle bir felsefeyle oynattım, ne böyle bir cümlede kurdum beraberliğe oynayalım diye. Hayatım boyunca çalıştığım tüm takımlarda böyle bir sözüm olmadı. Yani beraberlik beni mutlu etmez açıkçası. Sadece 90'larda milli takım antrenörüyken şunu söyledim. Kazanamıyorsan kaybetme. Ama kazanamıyorsan. Çünkü o dönemler kazanamayıp oyun disiplinden kopup berabere bitirdiğimiz zaman üzüleceğimiz maçlarda dahi mağlup olmuştuk. Bu felsefede yoksa zaten büyük takım hocası olduğunuz zaman böyle bir şeyin sevinmesi söz konusu olamaz yani. Şurada lider dönmek varken beraberliğe nasıl seviniriz? O bizim tarzımız, stilimiz veyahut hiçbir zaman da benim bir futbol anlayışım olmadı. Beraberlik öyle bir beraberliktir ki sizi şampiyon yapar. Sizi hakikaten bir level atlatır. İtirazım yok. Ama orada bile kazanmayı amaçlamak benim kendi felsefem. Büyük bir avantaj kaybettiğimiz bir gerçek ama hiçbir şeyi kaybetmediğimiz de bir gerçek. Sadece şu anda odak noktası bizim 4 maçı kazanmak üzerimize ama biz kazanmak mecburiyetinde olduğumuz kadar rakiplerimiz de kazanmak zorunda maçlarını. Dolayısıyla herhalde siz şunu demek istiyorsunuz. Siz zaten bu maçları kazandıktan sonra kimsenin neticesine bakmanıza gerek yok.
Valla bu zorluğu aşacağız. Aşmak zorundayız. Ben aşacağımıza da inanıyorum. Sizgin Gelmez Beyaz TV. Hocam, camianın maçtan önce hakemle ilgili çekinceleri vardı. Buna Sayın Başkan da katıldı. O çekinceler bugün doğru mu çıktı? Sizin zaman zaman pozisyonlara çok itiraz ettiğinizi, maç sonunda hakemle konuştuğunuzu gördük. Ve tabii ki önümüzdeki haftada belki de ligin kaderini belirleyecek bir derbi var. Yani onun hakemi için bir çekinceniz sizin var mı? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. O hakem için? O hakem için bir kafanızda bir tedirginlik, bir endişe var mı? O maçtaki yönetimden. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim Sezgin. Ben de sana. Ama ben başladım mı duramam. Onun için takımımın da bana ihtiyacı var.